İyi akşamlar arkadaşlar. Bir Necmettin Hoca'nın Rahle-i Tedrisat dersine daha hoş geldiniz. Arkadaşlar bugünkü dersimiz kimlere lazım değil. Muhammed kimlere lazım değil uzun sürer. Biz kimlere lazımları sayalım. Bize lazım değil. Coğrafyacılar için olmazsa olmaz. Evet. Volkan bilimciler, jeolojiciler, tabii ki fizikçiler, astronomlar, hepsi. Bütün bilim dünyasına lazım. İlkokuldan Muhammed, ortaokuldan, üniversiteye kadar bütün öğrenci arkadaşlara lazım. Bizim bilhassa doktor hanım çok kızıyor hocam değil mi? Hatası yapmışsın, kelimeyi yanlış kullanmışsın. Ya biz sayısalcıyız, bize ne olacak yani? Hayır, bazı insanlar o kadar şey anlatıyoruz, o kadar şey konuşuyoruz. Hani bize oradan dönüş yapmıyor da buradan dönüş yapıyor. En azından bir şey yazıyor. Hani orayı da düzgün yapsak hiç yorum yapmayacak, hiç görüşünü bildirecek. Neyse, tabii yıllarca KPSS'ye çalışmış, her seferinde 80'li, 90'lı, değil mi? 88, 90 puan almış bir adamın. Nasıl yapıyorsunuz Muhammed? Buraya bir virgül koyuyorsunuz galiba. Hı? Dolayısıyla buraya virgül geldiği zaman şu... Evet. Değil mi? Bugün de bitişik yazılıyor. Evet. Neyse, doktor hanım buradan da bize fırçayı kaptırmasın. Ama konumuza dikkat et. Zehir ve zemberek. Şimdi Muhammed, bir önceki dersimizde dünyanın manyetik alanını, neden dünyanın manyetik alanı var, efendime söyleyeyim neden değişken bir manyetik alan var, videolarımızın birinde yine Kemal Işıklar kardeşim yorum yapmış. O da arkeoloji, tarih ve arkeoloji üzerine kendi çalışmaları o yönde, eğitimi o yönde. O da güzel konuşmuş. Bugün bana bir link gönderdi, onu ben kaybettim. Fakat şöyle söyleyelim. Arkeolojinin geçmiş tarihlerin de belirlenmesinde bu dünyanın değişken manyetik alanı sürekli değişmesi bize bir bilgi veriyor. Şimdi şöyle yapalım. Öncelikle Muhammed biz mesela... Üzerinden akım geçen bir tel dediğimizde şu şekilde bir tel yapıyoruz. Üzerinden akım, iyi akımı geçmiş olsun. Fakat tabii ki böyle bir kısık, böyle bir tel olmaz. Bunun gerçek ifadesi aslında bir bobindir Muhammed. Şu şekilde sarman bir bobindir bu. Bir ucu buradan da çıkarsın, buradan da çıkarsın ve şöyle de çıkarabilirsin. Hani bundan akım geçirmek istiyorsan nasıl yaparsın? Bu bir ucu artı eksi pil bağlarsın. Dolayısıyla amacına ulaşmış olursun. Yani sonuçta yine buradan bir akım geçer. Şimdi Muhammed, eğer bir noktadan akım geçiyorsa burada oluşan manyetik alan mesela meşhur sağ el kuralı. Misal benim bobinim bunun etrafına sarılmış olsun. Bobinim. Akımı da bu yönde şu şekilde yani... Size göre eğer saat yönünün tersine geçirirsek burada oluşan manyetik alanı nasıl buluyorduk? Dört parmağın bunu avuç içine alıp kavradığın zaman dört parmağın yönü neyi veriyor bana? Akımın yönünü veriyor değil mi? Evet. Yana açılan baş parmak da manyetik alanı verir. Evet. Dolayısıyla bunun merkezinde oluşan manyetik alanın yönü bana doğru. Yani bana doğruysa okun ucudur zaten. Şudur, bana doğru geliyor. Eğer akım terse ise, mesela burada değil mi? Bak akım terse, bu benim artık sağ el kuralım değil, sol el. Bir de şu var arkadaşlar, ya biz öğretmeniz, eğer 1-2 yıl o konuyu tekrar etmezsek, ben kendimde biliyorum. Eğer lisedeki dersleri bırakıp da ilkokulda işte öğretmenleri yok, oradan işte kadro beklerken veya dershanede çalışırken bunları kaybedebiliyorsun. Bir iki senede fen bilgisi öğretmenliğimizi yaptığımızı düşünürsek, dolayısıyla insan unutur Muhammed. İnsan karıştırır. Yani mükemmel olan, sübhan olan Tanrı'dır. Onun dışında her şeyi unutur, yanılır. Onu da söyleyeyim. Şimdi mesela Muhammed, ben bunu nasıl akım yönü dört parmak mı? Ancak şu şekilde sol elimle yaparım mı? Ama sağ el kuralı denmiş madem. Böyle yap. O zaman nasıl yapıyorduk bak. Dört parmağım akımı gösterdi mi? Yana açılan baş parmak bu sefer sayfanın içinde. Bizden uzaklaşan ok arkasını görürüz değil mi? Çarpı. Şimdi o manyetik alanın yönü bu. Burada bu. Mesela düz bir tel. Bunu artık lisede sık sık. Burada düz bir tel. Şimdi bu telden ne geçiyor Muhammed şimdi burada? Akım. Akım geçiyor.
Ben bu teli ne dedik? Dört parmağım benim neyi kavrayacak? Akım geçen teli sarıyorum. Bak burada da sardım. Bu şekilde yaptım da içeri doğru. Şu noktada artık çembersel değil de bir önceki ders hatırladım. Bu noktada parmaklarım içeri girdi. Yani bu akım geçen telin size göre, bize göre sağ tarafında manyetik alan bu yöne. Manyetik alan bu yöne ise, akım bu yöne ise tel ne tarafa doğru? Bir de şu kuvvet de var. Onu da bahsedeyim. Bir dakika. Hemen şurada göstereyim Muhammed. Bak benim dört parmağım gördün mü Muhammed? Akım yönünü gösteriyor. Sardım. Yana açılan baş parmak ne oldu Muhammed? Manyetik alanı gösterdi. Tam avuç içimden çıkan dikme de kuvvetin yönünü gösterir. Bak. Dolayısıyla burada kuvvetin yönü burada. Burada kuvvetin yönü burada. Burada burada. Bu şekil bak. Merkezcil bir kuvvet ki bak. Buraya doğru veriyor. Gördün mü? Burada ise kuvvetin yönüne bakarsan sağ el kuralı bak. Bu kez buradaki senaryoda şimdi sağ el kuralı kuvvetin yönü bu tarafa dedik. Bunu da yap uygun mu Muhammed? Şimdi bak şu tele bakalım Muhammed. Benim burada bunu neden böyle bir şey yapıyoruz Muhammed? Hatta ben arkadaşlara şöyle bir kural geliştirdim. Düz telde diyelim bir sağ el kuralını karıştırıyorsan şöyle bir şey yapıyorsun. Şu düz telimi ben şu tarafa alayım. Şöyle yapıyorum Muhammed. Evet. Bunu öğrenci daha az karıştırıyor. Öğretmenlerin aklında daha çok kalır. Diyelim ki bu iyi akımı. Doğru mu Muhammed? Evet. Şurada sağ taraftaki noktaya ben A noktası diyorum. Sol taraftaki nokta B diyeceğim de manyetik alanın B'siyle karışacak. B demeyeceğim. C noktası diyorum. A ve C'deki manyetik alanı nasıl buluyoruz Muhammed? Şöyle düşünebilir. Hayalinizde bu teli o noktayı merkeze alacak şekilde akım yönünde bükerseniz. Büktük mü Muhammed? Büktük. Akımın yönü ne tarafa doğru Muhammed? Bu tarafa doğru. Saatin yönünde. Doğru mu? Evet. Saat yönü. Saat dediğimiz nedir? Akrep yelkovanıyla çarpıdır değil mi? Saat. Normal bir saati düşün şu şekilde. Akrep ve yelkovanı çarpıdır değil mi? Evet. Dolayısıyla manyetik alanın yönü çarpı. Yani manyetik alan burada içeri doğru gidiyor. Peki aynı senaryoyu C noktasına yapalım. Bak C noktasını merkeze alacak şekilde bu teli bükersem. Şimdi akım bu yönde değil mi? Saatin hangi yönünde Muhammed? Akım burada C noktasında saatin hangi yönünde? Tersi yönünde. Saat yönünde akrep yelkovan çarpıysa tersi yönünde de nedir? Noktadır. Tamam. Evet. Şimdi biz burada ne demiştik? Silmişiz. Şimdi Muhammed asıl konumuz bu sağ el kuralı falan değil. Asıl konumuza geleceğiz. Ve kendi senaryomuzu koyacağız. Kendi hipotezimizi, kendi teorimizi destekleyeceğiz. Fakat şöyle bir durum var Muhammed. Hani bir yeri bulup da Amerika'yı keşfettim diye zıplarsın. Sonra bakarsın ki senden önce millet yerleşmiş bir de mangal yapıyor. Hani ben buldum değil. Zaten aklın ne diyorum? Ortak akıl. Aklın yolu birdir. Aynen. Dolayısıyla senin düşündüğünü başka beyinler de düşünüyor zaten. Ya aynı seneleri yakında o mesela bir icat oluyor. O senenin başka bir şey. Neyse ya. Tabii. İcat iki kere icat edilebiliyor. İşte Henry ile Faraday'ın çalışmaları değil mi? Bu normal evimize gelen. Şimdi dünyamızın şekline bir gelirsen Muhammed, dünyamızın şekline. Şimdi dedik ki dünyanın manyetik alanı bir önceki dersten biliyoruz. Şu kısım yanlış yapmışız Muhammed. Şurayı düzeltelim. Çünkü dünyanın eksen eğikliği ne kadardı? 21 derece. 23 derece 27 dakika diye ben hatırlıyorum. Vay kalmadın. Yalnız insan hata yapabilir. Peki 15 derece neydi? O da sen söyle. Coğrafi kutup ile manyetik kutup arasındaki farktı. 15 derece. Tabii ölçtün mü hocam? Yok. Literatürden bilim dünyasına belki de 14 derecedir. Belki 20 derecedir. Asıl olan bizim için teorimiz de bu değildir. Gidip de, yani Türkiye bile daha yeni yeni kutuplarda bir iki tane heyet gönderdi. Üniversitelerden bazıları çalışma yapıyor. Şimdi Muhammed konumuz ne? Şimdi dünyanın manyetik alanı nasıl çiziyoruz her zamanki gibi? Manyetik alan kuvvet çizgilerimizi bir önceki dersimizden takip edenler şu şekilde görüyorlar. Dikkat edersek Muhammed
kuzeyden çıkıp güney istikametine doğrudur. Ki manyetik alan kuvvetçisi. Şimdi Muhammed, aurora denilen kutup ışıklarının bu bölgede oluşmasının sebebi güneşten çıkan parçacıklar, iyonize parçacıklar, yüklü parçacıklar, radyoaktif parçacıklar bu kutup bölgesinde bak yoğun alana giriyor. Hatta mıknatısın dikkat edersen, herhangi bir mıknatı, çubuk mıknatısı olsun, uç kısımları daha kuvvetli çekiyor. Zaten bir nükleer patlama ya da nükleer aktivite gerçekleşen bir yerde, misal Çernobil, böyle parlaklıklar olması normaldir. Şunu yapalım. Üstünde. Peki. Şöyle yapıyoruz. Bu bölgeye hava iyonize olur değil mi? Güneşten gelen maddeler, iyonlar, evet, bu bölgeye girdiklerinde dünyanın kuvvetli manyetik alanlarıyla etkileştikleri için bir plazma haline gelir. Zaten plazmalara doğal örneklerden birisi kuzey kutup ışıklarıdır. Auroralar diğer adı değil mi? Peki şöyle bir mesele var. Sen diyeceksin ki ya hocam burada bir manyetik alan var. Diyelim ki dünyamızın manyetik alanı. Hemen ben dünyamızı şöyle yuvarlak şekilde alıp arkadaşlara anlatmak için yapıyorum. Peki dünyanın içerisinde veya dünyanın dışına bir miktar taşırayım ben anlatmak için. Diyelim ki manyetik alan güneyden kuzeye, kuzeyden güneye şu şekilde bir manyetik alanı. Artık bir de dünyanın manyetik alanı birkaç bin yılda, bazen milyon yılda bir değişiyor. Yani senin burası güney dediğin yer, bu sefer elindeki pusulalar Muhammed, pusulayı takip ediyorsun. Ya kuzeyi gösteriyordu ama artık kuzey kuzey değil. Kuzey yerinde değil. Öyle bir manyetik alan değişimi var, tam simetrik de değişebiliyor. Veya doğu olan yeri kuzey, yani mıknatısının ucu gösteriyor. Neyse belirsiz yani. Atıyorum, tamam mı? Dünyanın manyetik alanı değiştiği zaman yalnız fosil iz bırakıyor. Çünkü diyelim ki dünya bu şeklindeyken, şu şekildeyken biz maddeleri üçe ayırıyoruz Muhammed. En güçlü manyetik alandan etkilenen maddelere ferromanyetik diyoruz. Yani ferro, demir, demir, nikel, krom gibi az etkilenen, yani demir kadar kuvvetli değil ama bir miktar az etkilenenlere ne diyoruz? Paramanyetik madde. Tam tersine mıknatıs demiri ne yapıyor Muhammed? Çekiyor değil mi? Bakırı da itiyor bir miktar. Onlara da diamanyetik madde. Şimdi manyetik maddeleri biz şu anda lise müfredat düzeyinde 3'e ayırıyoruz. Ferromanyetik, manyetik alattan kuvvetli etkileniyor. Paramanyetik, az kuvvetli etkileniyor. Diamanyetik, ters de etkileniyor. Şimdi diyelim ki dünyanın bu bölgesinde manyetik alan vardı. İçerideki bir erimiş lav tabakasının ferro, para ve diamanyetik maddeleri donarken bu manyetik alana göre kutuplanarak donuyor. Doğru mu Ahmet? Evet. Şimdi şu şekilde donmuş olsun. Bu bir atıyorum ferromanyetik madde olsun. Tabii bu şekilde burası kuzey olacak, burası güney olacak. Bu şekilde dondu. Veya yanında yakın bölgesinde bulunan bir paramanyetik madde de şu şekilde donmuş olsun. Şimdi lavlar değil mi yüzeye çıktıklarını veya iki yüzey arasında katılaştıklarında kristal yapıları böyle kaldı. Aradan bu manyetik alan değiştiği zaman ne oluyor Muhammed? Bu manyetik alan atıyorum bu yönde değişmiş olsun. Şimdi benim dünyanın manyetik alanı bu yönde değişmiş olsun. Ama dikkat edersen bu sıvı olmadığı için artık katılaştığı için kristallerini çeviremiyor. Dolayısıyla fosil ve tarihlendirmek istendiğinde arkeologlar, tarih bilimciler bunları incelerken bölgedeki kristal maddeler bu şekilde polarize olmuş. Demek ki dünyanın manyetik alanında 10 bin yıl önce veya 30 bin yıl önce değiştiğine göre en az bunun üzerinden 30 bin yıl geçmiş diye bir yaklaşım yapıyorlar. Şimdi biz kendi görüşlerimizi ortaya koyalım. Şimdi diyoruz ki Muhammed, dünyayı biz bu dersimizde, peki burada bir manyetik alan oluşması için dünyanın içerisinden bir akım demiştik. Dünyanın içerisindeki akımı da nasıl düşünüyoruz biliyor musun Muhammed? Bunu tabii ben literatürde görmedim, internette görmedim ama aklın yolu bilirdi. Belki birileri getirmiştir. Dünyamızı şöyle düşünüyorsun Muhammed. Şurası, Muhammed şu ucuna bak bak içi bitmiş mi? Muhammed şu kısma diyelim ki biz kara, değil mi? Taş küre. Şöyle değişik derinliklerde şu kısımlar kara olsun. Tamam.
Burası kara olduğu için, tabii yani bu şekilde kara bir madde olduğu için Muhammed, efendime söyleyeyim, kara bir madde olduğu için bizim akımı yaratacak olan bu karalar değil. Nedir? Karaların içerisinde katman katman, bak ben buraları hep katman katman çiziyorum. Hatta kalemin ucu bitmiş mi? Sıfır. Oğlum orada ucumuz yok mu abi? Mavi. Sıfır. Yeni taktın. Yeni takılmış. Tamam, şöyle yapalım. Bak Muhammed, dünyanın hani iç tabakalarını katman katman ayırdım. Gördün mü Muhammed? Şimdi sana tabii üç boyutlu düşünüyorsun. Dünyayı bir soğan kabuğu gibi, kabukları var bu şekilde. İşte mama tabakası Muhammed. Eğer diyelim ki şu mama tabakası bu tarafa doğru dönüyorsa, dolayısıyla alt tabakası tabii bir miktar dönecek. Tabii ama buradaki daha büyük bir sıkışmayla dönecek. Bir bak içeri en nihayetinde merkezdeki çok az yol almış olacak. Evet. Doğru mu? Çünkü aynı açısı. İşte hani Necmettin Hoca zehir zemberek. Zemberek nedir Muhammed, görmüş müydün sen? Evet, elimde bir tane, arkadaşlara gösterir misin? Kamerayla. Şöyle, yok sen bana söyle, ben yapayım. Gördün mü? O bir saat zembereği. Eskiler kurma saatler, mekanik saatlerin enerjisi. İşte bir yaydır o. Zemberek yayı. Şöyle nasıl görünebiliyor mu? Güzel bir şekilde görüntü var mı? Sen ayarla. Tamam, ben ayarlayayım. Hayır, o şekilde hareket yapma. Bırak artık, yapma. Ben bıraktım. Yapma. Ben bıraktım zaten. Çok tehlikeli yapıyorsun. Sana bir soru soruyorum. Bak, edebiyatın da konusu. Zehir ve zemberek birleştirilmiş Muhammed. Bu nedir biliyor musun? Çok özel aparatlarla kilitlenmiş. Bak, bu eğer boşalırsa adamın boğazını ikiye keser. Kolunu bacağını koparır. Bak, zemberek zehirle Türk edebiyatımıza girmiş. Artık deyimlerimize girmiş. Zehir, sen buna çekim, elinle sert bir şekilde, bu buradan boşalır, bu tel koparsa yakını yöresindekileri biçer bu. Bu tehlikeli enerji depolu şu anda bunu. Aman ha arkadaşlar, işte Muhammed şimdi şöyle yapıyoruz. Dünyamızı da aynı bir, hatta daha tehlikesi olan şu metrelerimiz var. Tabii ben sana bunun pasını sil diye aylar yıllar önce söylemiştim. Bu metrelerimizi çocuklarımız zaten açtığımızda aynı mekan. Bak görüyor musun Muhammed? Şimdi dünyamızın mama tabakasında hep birbiri üzerinde kayan plakalar olarak düşünüyoruz. Dolayısıyla ateş küre dünyamızın merkezi akkor hale geldiği için elektronlarını uzaklaştırmıştır. Merkez benim görüşüme göre artı yüklü, tamam mı? Tabii merkez artı yüklü olduğuna göre elektronlar nerede? Onlar da kabuktadır diye şöyle yapıyorum. Atmosfere ve dış ortama elektronu kaçırmadıysa. Şimdi artı yükler hareket ediyorsa Muhammed, artı yüklerin hareket yönü akımın yönüdür. Akım bu yöndeyse oluşan manyetik alanın yönü ne tarafa dur Muhammed? Bak, akım yönü, manyetik alan sayfa düzleminden nereye doğru? Nereye doğru Muhammed? İçeri doğru. İçeri doğruyu biz nasıl gösteriyoruz? Arkadan okun görür. Fakat bizim dünyamız kaç boyutlu? 3 boyutlu. Şimdi bak, benim elimi bu şekilde kavrarsam, eğer plakalar, mama tabakasının bu plakaları bu yönde hareket ediyor ise, sana göre akım ne tarafa doğru Muhammed? Bak, bu tarafa doğru. Yok eğer bu tarafa doğru hareket ediyorsa, yani dünyamızın güneş samanyolu içerisinde yatık, yani arabanın burnu veya otobüsün burnu kuzey kutbu, kış tarafı güney kutbu olacak şekilde samanyolu içerisinde hareket ettiğini düşünürsek Muhammed, benim plakalarım bu şekilde ekvatoryal bir bölgede hareket ediyor ise benim dört parmağım akımı gösteriyor. Doğru mu? Yana açılan baş parmak nereye gösteriyor? Manyetik alanın yönü. İşte dünyayı üç boyutlu düşündüğümüzde
bu dünya bu şekilde hareket ederken bak şu dört parmak tabakaların hareket yönü, ekvatora bir paralellik gösteriyor. Şimdi şöyle yapıyoruz. Peki bu tabakalar bir zemberek gibi, saatin yayları gibi. Bir de şunu düşün Muhammed. Bu tarafa doğru hareket ediyor. Diyelim ki bu sıkışıyor. Doğru mu? Bu bölge sıkışıyor. Biz hep şunu söyledik. Dedik ki şöyle söyledik. Belgesellerde de bu var. İşte okyanusların kıyı kesimlerinde, okyanusların uç kesim, mesela Amerika'yı buluyor. Evet, Kuzey Amerika'da, görüyor musun Muhammed? Kuzey Amerika'da denizler, deniz, efendime söyleyeyim, karaları sıkıştırıp yükselttiği için Rocky Dağları, değil mi bu bölge? Rocky Dağları, yoğun dağ bölgesi. Bu bölgeleri yükselttiği için hem burada lav tabakası oluşuyor dedik, doğru mu? Hem de aslında işin aslı o değilmiş. Yeni senaryomuz daha güzel bir bilime oturuyor. Şöyle oluyor. Magma tabakası içeri doğru girdiği zaman, magma içeri doğru, dünyanın aslında biraz kabuğunu daraltıyor. Şunu yapıyor. Hani bir akordiyon gibi kendini sıkıştırıyor, doğru mu? İçeri doğru magma sıkışırken magmanın boşalttığı yerlere kimler doluyor? Öncelikle su. Su hemen ilk boşluğa kim dolar? Su. Bir miktarda kim dolacak? Karalar dolacak. Ama tabii ki suyun akışkanlığı karalara göre çok daha hızlı olduğu için magmanın boşal. Peki bunun olayını da şöyle yapmıştık biz. Dedik ki peki bunların sebebi ne hocam? Yani kıtaların birleşip ayrılmasının, manyetik alanın sürekli değişmesinin sebebi ne? Onu da dedik ki biz bunun sebebi bir dış sistemdir. Yani böyle dünyanın kabuğunu etkileyecek, kıtalarını etkileyecek bir güç artık, çayımızdan alalım, dünyanın iç mekanizmasından geliyor olamaz. Ne dedik buna? Hemen Samanyolu galaksimizin spiral bir yapısını çizelim. Biz de dedik ki güneş sistemi ile güneşle beraber güneşi şurada bulunalım. Samanyolu'nun ortalarında. İşte dış kabuk, kahraman kol, avcı kolu, daha önce dersleri takip edenlerdir. Şimdi Muhammed, eğer benim dünyam Samanyolu içerisinde güneş sistemi, bütün güneş sistemi gezegenler, işte şu dünya, Mars hepsi vesaire, Samanyolu içerisinde yaptığı hareketle diyelim ki bir atıyorum bu tarafa doğru bir miktar esneme yapıyorsa veyahut da ne dedik Muhammed? Güneş sistemiyle beraber dünyamız Samanyolu içerisinde hızında bir miktar düşüyorsa, yani frenliyorsa, frenleme etkisi yapıyorsa ön tarafa doğru karalar toplanacak. Bak, bizim kuzey kutbumuzda karaların toplanmasının sebebi ve toplanma eyleminin devam etmesinin sebebi olarak dünyanın hızında meydana gelen düşme. Peki dünya tek başına değil, bütün bir güneş sisteminin hızında bir düşme meydana geliyor. Bu düşme meydana gelirken aynı zamanda kabuklar arasında böyle bir yapı oluşuyor. Bu yapı oluştuğu anda manyetik bu yönde. Belli noktadan sonra dünyamız minimum hıza ulaştı mı harmonisinde? En düşük hıza ulaştıktan sonra bu sefer gaza yüklenecek, doğru mu? Dünya yörüngesi sabit bir miktar diyelim ki hızını minimuma getirdikten sonra hızlanacak. Hızlandığı zaman otobüste bulunan şahısların geriye yapışması gibi bu kez karalar güney kutbuna doğru toplanacak, yapışacak. Karalar güney kutbuna toplanırken bizim manyetik alanımız ne olacak Muhammed? Terse kırılacak. Burası S, burası M idi. Bu kez tam bugün tersi olacak. Tam tersi. Burası S, burası N olacak. Bunun böyle olması için bu kez akım terse dönecek Muhammed. Yani daha önce sıkışan yay zembereği bu sefer ne yapacak? Genleşecek. Sen dikkat ediyor musun hep ne diyorlar? Sıcak su çıktılarına gayzerler. Bir, yanardağlar. Dikkat et. İskandinavya, Norveç, İzlanda bölgesinde faal hareketler, değil mi? Finlandiya topluca daha gölden oluşan bir ülke. Ama hangi bölgeye yakın? Şimdi şunu da anlıyoruz ki bu tabakalar
ateş küre yeknesak bir tabaka değil ve bir sürü tabaka. Bir de başka bir şey de var. Bir dakika Muhammed, bir dakika Muhammed. Dünyamız tabii sadece yörüngesinde bu ileri geri hızdan, bir de yana atımlar yapıyor minik minik, yanlara doğru. İşte bu yanlara doğru ivmelenmeler de bize ekstra, diyelim ki bu ana yörünge ise tabii 3 boyutlu tahta düşün, hep bunu bir küre olarak düşün. Yana atımlarda da manyetik alan, yanal manyetik alanlar da var. Başka bir şey, diyelim ki bu sıkışma esnasında, diyelim ki bu tabaka şu kara yüzeyle ilişkisiz sürtünçtüm burada veya şurada bir yerde bir yanardağ çıktısı var burada. Her seferinde Muhammed buraya kristaller bırakıyor. Kristal bıraktığı anda o kristaller mevcut manyetik alanın yönünde donuyor. Sonra tersine döndü, başka bir kristal katmanı. Sonra hem kaç kere bu kristal katmanının, yani çünkü Samanyolu'nun içerisinde bir turnu dünyamız yaklaşık 200-250 milyon yılda tamamlıyor. Doğru mu Muhammed? Dünyanın ömrü de 5 milyar yıl söyleniyor. 200'ü 5 ile çarpıyorum. Demek ki dünya oluştuğu anda burada ise dahi güneşin etrafı tam yaklaşık 5 kaç dedik Muhammed? 5 kere 5 25. 25 kez Samanyolu etrafında turlamış. 25 kez bu kristal yapıda değişimler olmuş olmalı. En az. Peki Muhammed, herhangi bir sorun var mı? Ben not almadım bugünkü derslere. Bak seni uyarıyorum. Evet. Bir şey daha var. Bunun üstündeki bir bilgi, bu videonun konusu değil. Yine matematikten mümkün olduğu kadar çıkararak ders anlatıyoruz. Sözelci arkadaşlar anlasın diye. Bunun üstündeki bilgi artık bir makale konusudur. Tabii o sağ el kuralları, manyetik alanların büyüklüğü, hatta bir üniversite araştırma konusudur. Bizim görüşümüz budur. Dünyanın ve güneş, bütün bir güneş sistemi. Ha, dünyadaki bu eylemler olurken bunlar bir sistemse, dünyada ne oluyorsa buralarda da aynı şeyler olmalı. Bir başka konunun da cevabı yine bu şeyde gelmiş oluyor. Neden bazı gezegenlerin eksenleri eğik? Hemen hemen diyelim ki güneş 3 derece kadar. Efendimiz'in Mars 26 galiba 26 derece kadar. Dünya 27 derece kadar. Atıyorum rakamları. Eksenleri eğik. Aslında ne yapıyor biliyor musun? Eksenlerini eğerek bu içerideki kütle merkezini, ağırlık merkezini dengelemek istiyor. Hareket doğrultusuna getirmeye çalışıyor. Çünkü bu da bize gezegenlerin bu şekilde bir biçim, yani şu mesela eğer bir türdeş olsaydı bunun ağırlık merkezi burası derdik. Ama bunun ağırlık merkezinin orası değil, şurada bir yerde olduğunu söylüyoruz. Diğer gezegenlerin de oluşum zamanlarını, mesela çok ağır diyelim bugün maddeler burada da olabilir. Zaten bu zembereğin sıkışmasının sebebi ağır maddelerin daha büyük bir eylemsizlik yapması, daha hızlı reaksiyon vermesi sebebiyle gerçekleşiyor. Neyse Muhammed, süremiz gitti. Sen yine bir alınganlık yaptın. Söyle bakayım. Bir şeyi bırak dediğimde bırakmıyorsun. Hangisi? Bunu. Ay sen bana bırak demeyeceksin. Ver dedim. Hayır. Burada patron sen değilsin. Sen talebesin. Ben o maddenin ne kadar tehlikeli olduğunu biliyorum ve seni saatler öncesinden eve gelmeden uyardım. Sakın bunu bir yerde gördüğünde dokunma, bu bildiğin bir şey değil dedim. Ben ısrarla sana diyorum ki Muhammed, bu zembereyi emniyete alınmış, özel tornalarla bu gerdirilmiş bu zembereyi çekim yap diyorum. İstesen ben sana eline verip bunu göster derim. Sen bir asker gibi sakın kafandan hüküm verme. İşte bu yüzden fen bilgisi hocaları, fizik hocaları, kimya hocaları deneyden çekiniyor, korkuyor. Çünkü geçmiş yıllarda laf dinlemeyen öğrencilerin, ya benim dersimde çocuk kurşun kalemi elektrik prizine sokuyordu ya. Bu yaşanmış. O adam elektriğe çarpıldığında anne babası, milli eğitim, valilik, ya bu öküz herif, bu eşek herif, kurşun kalemi tahta diyor, elektrik iletmez diyor, içinde kömürün iletken olacağını unutuyor.
bunu diyor deline niye sokmuş, hocanın ne suçu var diye düşünmüyorlar. Hocam sen niye bakmadın? Ya 20 tane 30 tane öğrenci, öğretmende iki göz var. Dolayısıyla laboratuvarlarda iş bak, yap. Sana hayır hiçbir şey istemiyorum. Asker gibi yap. Şey komutanlar sana bir emir verdiği zaman onu sorgulama, emri yerine getir. Nedenini, sebebini sonra öğrenirsin. Tamam mı? Bu videoyu dinleyen bütün arkadaşlar, askere de gideceksiniz. Size bir talimat verildiği zaman, üstleriniz, büyükleriniz, hocalarınız, siz denileni yapın. Yaptıktan sonra, iş bittikten sonra o konuyu müzakere edersiniz. Tamam mı? Muhammed, teşekkür ediyorum.